Hocam, bu açıklamaları Mehmet Başkan Sivasspor maçı sonrası verdi. Maçla ilgili analizleri var. Biz artık o kısmı geçelim. Biraz kongre süreciyle ilgili Evet. bilgi vereyim. Şimdi Sivas maçından hemen önce Mehmet kulüp internet sitesinden bir açıklama Evet. yaptı. Kongreye gidiyoruz diye. Kongreye okudum onu. 7 senedir başkan Mehmet Başkan sürekli de bu kongre oluyor. Kendi katılmasa dahi ceketini gönderdiğinde Mehmet Başkan'ın seçildiği bir yapı vardı. Mehmet Başkan'ın bu açıklamaları duyulduğu anda ya yine Mehmet Başkan formalite icabı bir kongre yapıyor diye düşünüldü. Bu da normaldi. Çünkü daha Ağustos ayında bir kongre yapıldı. Rakip adaylar kongreye gelemediler. Çünkü Mehmet Başkan üye listelerini açmadığı için belli şeyler gerçekleşmediği için belli bir maddi destek falan beklemediği için. Ardından Sivas maçı sonrası Mehmet Başkan bu açıklamayı yaptı. Aday olacaklar varsa kapımız açık. Otururuz, görüşürüz dedi. Gücümüz kalmadı söyledi. Daha doğrusu telefonda benimle konuştuğumda ilk maç sonrasında gücümüz kalmadı demedim ben. Gücümüz var Allah'a şükür. Ama çok fazla boğuşuyoruz. Üzerimizde çok ciddi bir baskı var. Bizim bunu kaldıracak artık enerjide bulmakta zorlanıyoruz. Eğer bir destek gelmezse bir ay içerisinde kongrede aday olmayacağım. Ve bu talep olanlar varsa da destekleyeceğim açıklaması yaptı. Ben bugün sabah saatlerinde Mehmet Başkan'ı kulüpte ziyaret ettim. Bu işin samimi olduğunu olup olmadığını daha doğrusu merak ediyordum. Yine yani sadece bir süreç yönetilmek için mi bir kongre hazırlığı vardı? Evet. Yoksa şeyde Mehmet Başkan bir şeyleri detaylı bir şekilde anlattı. Artık siyasi baskı had safhaya geldi. Maddi kaynak bulmakta çok zorlanıyoruz. Makine Kimya ana sponsorumuz, ondan da destek gelmiyor. Anladığım kadarıyla Büyükşehir Belediyesi'nden de bir destek gelmiyor. Beklediği kadar bir destek gelmiyor en azından. Artık kulübün önünü açmak adına talip varsa biz bunu görüşmeye hazırız. Kongre kararını aldık. Bir aylık bir süreç var önümüzde. Oturalım konuşalım dedi. Ben Mehmet Başkan'a bu sefer gerçekten bir destek gelmediği durumda bırakacağı konusunda bir kanıya sahibim. Ama yine altını çizdiği Murat Ağcabağ tarafına kulübü bırakmaya niyetli değil. Başka bir oluşum, başka bir çalışma arayışı içerisinde belli bilinen isimler var, görüşülen isimler var. Şunları teker teker gidelim. Bir kuvvetli yönetim hazırlıyor. Onun için kongre kararı aldı. Mehmet Başkan'dan aldığım izlenim kuvvetli bir yönetim kurmayla ilgili değil. Zaten mevcut yönetimden memnun, mutlu. Ama siyasetin Ankara gücünü bloke etmesi, maddi destekleri kesmiş olmasından kaynaklı hareket etmekte zorlanıyorum ve kulübün önünü açmak zorunda hissediyorum kendimi dedi. Bu önemliydi. Metin Akgüz'le konuştum yayından hemen önce. Bir çalışmanız var mı? Çünkü Metin Akgüz öyle böyle kulüpte Mansur Yavaş ekibini temsil ediyor olarak biliniyor. Mansur Yavaş'la olan ilişkileri yürütüyor olarak götürüyor. Metin abi daha önümüzde bir aylık bir süreç olduğunu söyledi. Gelişmeleri ona göre takip edeceğiz. Ama şu anda konuşmak için erken dedi. İsmi geçen başka isimlerden Birol Darçın'la Mehmet Yiner'in görüştüğü söylenmişti. Murat Ağcabağ yönetiminde olan Ankara Gücü taraftarlarından gerçek bir Ankara üçlü. Birol Darçın'ın öyle bir görüşmesinin kesinlikle olmadığını söyledi Mehmet Yiner. Öyle bir oluşum bana henüz gelmedi. Öyle bir şey yok dedi. Şimdi ben sana şu araya bir gireyim. Tabii. Şimdi Mehmet Yener'in istediği bir kişi gelecek. Benim sana sorum bu. Evet. Mehmet Yener Murat Ağcabay'ı istemiyor. Ya istemedin zaten çok fazla belli ediyor. Hayır, İstemiyor. hayır, hayır. Şimdi güç onda. Evet. Delege gücü. Dışarıdan gelecek bir oluşum olayı farklı bir oluşumla gelmesi lazım. Şimdi oraya geleceğim abi. Evet. Ben şu adaylar kısmına biraz daha geçeyim. Tamer Acar ve Fatih Mert var. Eski Evet, yöneticilerden. evet. Tamer Acar'la görüştüm. Bir başkanla önümüzdeki günlerde bir oturup konuşacağız. Başkanın fikrini bir
yüz yüze konuşmamız lazım dedi. Mehmet Bey'le mi görüşecek? Mehmet Bey'le görüşecekmiş. Yine başka konuşulan Cemal Aydın ismi vardı. Cemal Başkan'ın öyle bir niyetinin olmadığını kendisi söyledi. Ama süreçte ne gelişir? Cemal Başkan tekrar niyetlenir mi bilmiyorum. Mehmet Başkan bir şey söylüyor. Daha doğrusu ben bir şey söylüyorum. Daha önceden de bunu tekrar ettim. Özellikle çarşamba günkü programda şey yaptım. Mehmet Başkan'la kavgayla, gürültüyle bir şeyi çözmenin ihtimali yok. Mehmet Başkan'la kavga ettiğin zaman Mehmet Başkan da kavgaya hazır. Hadi güreşelim diyor. Eski güreşçi olduğu evet. için. Onun için Mehmet Başkan'ın bugün de bana söylediği, algıladığı, otursunlar konuşalım. Gelsinler oturalım konuşalım. Beni ikna etsinler. Kulübü rahata çıkaracaklarına dair. Yani projelerini koysunlar ortaya. Evet. Neler yapacaklarını söylesinler. Dedim yine şart koşacak mısın? Şimdi Murat Ağcabağ yönetimine 30-35 milyon lirayı bankaya koysunlar. Ondan sonra demiştim. Mehmet Başkan'ın söylediği bu konuda ben öyle bir şartı kendileri söyledikleri için koydum. Kendileri 30-35 milyon liramız hazır demişlerdi. Onun üzerine koydum. Şimdi öyle bir şartım yok ama eli ayağı tutan, Ankara gücünü ferah kavuşturacak projeleri olan herkesle otururum, Ankara gücü için konuşurum. Egolarımı da bırakırım. Başkanlığı devrederim eğer ikna ederlerse diyor. Burada sürpriz bir isim gündeme geldi. Ben bugün kendisiyle de görüştüm. Mehmet Başkan'la görüşeceklerini, zaten o konunun biraz daha detayını açmam lazım. Mehmet Başkan'ın Ankara gücüne olan hizmetlerinin yadsınamayacağını söylüyor. Ankara gücü tarihinde iki kere şampiyonluk yaşamış bir başkanın olmadığını, emeklerinin yok sayılmaması gerektiğini, Mehmet Başkan'ın Ankara gücü açısından önemli bir kişi olduğunu, Ankara gücünün her zaman yanında olması gerektiğini, bu desteği sağlaması gerektiğini, incitilmemesi gerektiğini, üzülmemesi gerektiğini söylüyor. Ama Mehmet Başkan'ın özellikle son bir yıldaki süreçte yaptığı hataların artık Ankara gücünün hataları demeyeyim daha doğrusu ilişkilerindeki yaşanan sorunların İstanbul ekibiyle, hükümette, siyasilerle yaşadığı problemin artık Ankara gücünün hareket etmesini engel teşkil ettiğini, bu şekilde devam ettiği zaman da Ankara gücünün fayda getirmeyeceğini düşünüyor. Önümüzdeki günlerde ismi tahmin ettiğim kadarıyla en çok öne çıkacak isim Osman Gazi Kandaş. Mehmet Yiğner döneminde 7 yıldır yöneticiydi. Bunun büyük kısmında başkan vekili görevini yaptı. Son kongrede Mehmet Yiğner'in yönetimine girmedi. Sadık Soylu ile beraber girmedi. Süleyman Soylu'nun kuzeni. Onunla beraber yönetime girmedi. Osman Gazi Kandaş Mehmet Yiğner'le görüşerek önümüzdeki günlerde çalışmalara başlayacağını sinyalini verdi bana. Osman Gazi Kandaş olabilir. Ankara gücü tribünlerinden gelme bir isim. Pegasus. Evet. Eski Pegasus'taki birçok kişi beraber deplasman yaptıkları falan hatırlıyor. Mehmet Başkan'ın birçok defa söylediği kulübe maddi olarak destek sağlayan tek isim olmuş. Başkan görev aldığı dönemde. İsmail Kartal bir ricamla spor salonunu yaptı dediği kişi. Bu Ankara gücü tesislerinde bir tane yeni bir spor salonu yapıldı. Tesislere yeni gittiniz mi bilmiyorum hocam. Bodrum kattaydı hatırlarsınız Ankara gücünde spor salonu. Yukarıya çıkarıldı. Modern Fenerbahçe'deki modelin aynısı bir spor salonu yapmış. Kulübe hediye etmiş. Teşekkürler. Murat Ağcabağ da katıldığı programda Osman Gazi Kandaş'ın Ankara gücüne maddi olarak destek sağladığını sürekli söylemişti. Ankara gücünde ismi şu anda ön plana çıkan isimlerden bir tanesi. Güçlü bir iş adamı. Maddi olarak sorun yaşayacağını, tabii kendi başına Ankara gücünün sorunu Ali Koç da gelse sıkıntı yaşar. 100 milyon lira, 200 milyon lira aradan bahsediyoruz. Şimdi tabii sen güzel anlatıyorsun da proje, takımla ilgili proje, bir tek proje var. Para projesi. Evet. Şimdi önümüzdeki günlerde kendileri anlatacaklar. Murat Ağcabağ'ın da önemli projeleri vardı adaylık döneminde. Proje, Ankara gücündeki projeler bir tek proje olması lazım şu anda. Ankara gücünün kurtuluşu ekonomi. Yani acil eylem planı tabii onun üzerine kurulması lazım. Çünkü eğer başka şeylere yönelirsen
ne kadar genişlerse genişlesin bu iş zor. Evet. Tek hedef, atış tek. Ekonomi Ocak 1, Ocak 31. Transfer ve tahtanın açılması. Elindeki futbolcuların bugüne, o güne kadar takımı iyi getirmesi. Proje bu. Yani şu anda Ankara Gücü'nün kısa, orta, uzun vadeli bir perspektif çizmesi ondan lazım. Ondan sonra zaten o projeler meydana gelebilir ki ben de diyorum ki o projeler içinde farklı insanların bulunması lazım. Şimdi Ankara Gücü'nde bir ay içerisinde kongre yapılacak. Bir ay dediğimiz evet. Süre zaten şimdi Kasım ayının ortasına geliyor hocam. Orta, zaten 15 gün maç yok. Evet. Ondan sonra bir 15 gün. Şimdi burada kritik olan benim anladığım kadarıyla hesap edilmesi, kitap edilmesi gereken Kasım ayının ortasına geliyor. O arada futbolcuları, evet. Yerel yönetim maddi borçlarını yerine getirerek maksimum performans alarak devre arasına getirmesi lazım. Evet. Orada alınan puan, o zamana kadar alınan puan bence önemli. Çok. Çünkü belki söylemek tehlikeli ama belli barajlar var. 12 puan, 13 puan, 15 puan tehlikeli puanlar. Transfer yasağını kaldırıp transfer daha yapsan senin ligde kalmanı engelleyebilecek puanlar. Yani 20 puan, 22 puan bir devrede almak bazen kolay olmayabiliyor. Özellikle ikinci yarılarda. Ona göre bir yol haritası çizilecek. Yani gelen yönetim devre arasında önceliği tabii ki mutlaka transfer yasağını kaldırmak zorunda olacak. Zaten o gücü onun, hissetmeleri lazım. Onun zaten kendi planlamasında yapmış olması lazım. Evet. Yani buraya gelirken ben onu söylüyorum. Sen de onu bastırıyorsun. Şimdi burada Kasım 15. Evet. Zaten 7 haftası bitti olay. Değil mi? Evet. Maçları. Şimdi Mehmet Başkan bir aylık bir süre koymuş. Bir destek gelirse devam ederim diyor. Ama bu desteğin gelmeyeceğini artık herkes biliyor. Yani ciddi bir ablukaya alınmış Ankara Gücü maddi konuda. Hiçbir yerden destek gelmeyecek şekilde şu anda Ankara Gücü'nde durum var. Sponsor olunmuyor. Yöneticilerden Mehmet Başkan yok tabii kendisi de söylüyor. Heh. Diyor ki yapılandırmayı yapamadık. Şeyi açamadık. Böyle böyle. Makine de, kimyadan gelmiyor. Yapılandırma makine kimya olmuyor. Ankara Gücü'nün kuruluşundan beri destek veriyor makine kimya. Makine kimyanın yaptığı olayları kimse yapamaz. Ama şimdi de olmuyor özellikle. Yani şimdi Tandoğan tesislerinde dahi bir protokol imzalanmıyor ki Ankara Gücü Tandoğan tesislerini kullanabilsin. Protokol imzalanmıyor. Onu imzalayacak kişiler vardır. Çıkar, gelir, gider. Yani, ama işte, kullanıyorlar. Hala kullanılıyor oraları. Ankara Gücü çünkü orası bir tarih Ankara Gücü için. Hocam şu benim çok gücüme gidiyor aslında bakarsanız. Bunu da söylemekte fayda görüyorum. Yani siyasetin bu kadar Ankara Gücü'nün içinde olması, Ankara Gücü'nde bu kadar etkin figür olması bütün kulüpler açısından sıkıntı verici bir şey. Ama bir de bir gerçek var ki Ankara Gücü'nün bu borcu da siyasetten kaynaklandı. Yani siyasetin bu kulübün içerisine bu kadar girmesinden kaynaklandı. Tabii bu sen kadar bu şeyleri Ankara Gücü'nde ve Gençler Birliği'nde senelerdir bu yorumlardan içindesin. Evet. Ve takip ediyorsun. Ki bu takip ettiğin olaylar ben 2010-11 senesinde orada çalıştığım zaman zaten en kötü zamanlarını yaşadık. Melih Gökçek bıraktıktan sonra 2 sene falan. Zaten ondan sonra olaylar yapılandırma başladı kötü gidişler. Takım düştü, takım tekrar çıkmak için büyük bir... O arada siyasetin boyutları daha çok içeriye girdi. Evet. Yani şimdi de Ankara Gücü'nün borçlarından kurtulması için ister istemez siyasetteki belli kişilerin bunun destek olması. Evet siz bu yola çıkın bizim destek olmamız lazım diyor. Tabii. Osman Gazi Kandaş'ın söylediklerinde önemli bir nokta daha vardı. Mehmet Başkan adaysa ben aday değilim diyor. Onun altını çiziyoruz. Mehmet Başkan aday olmadığı durumda. Şunu bir kabul edelim. Bu delege Mehmet Yiğner'e yakın delegeler. Mehmet Yiğner üye yapmadığı zaman yönetim listesini kongreye sunamıyoruz. Ben sana şeyin başında bunun evet. için söyledim. Yani Mehmet Yiğner istemezse hiç kimse gelemez. Maalesef öyle bir durum var. Yani bu dernekler kanununun evet. bütün kulüplere getirdiği bir şey var. Onun için Mehmet Başkan'la oturup görüşmeleri lazım. Mehmet Başkan da artık agresifliği bırakması lazım. Gerçekten eli ayağı tutan, bu kulübü kurtarabilecek insanların önüne baskı gelmeye başladı. Siyasi denilebilecek bazı operasyonlar olmaya başladı. Cemal Başkan devam etseydi Ankara Gücü'nün zora gireceğini hesap etti. Yani takım küme düşmek üzereydi. Hatırlarsın o dönemi.
önce Serdar Özersin rahmetli ona bir başkanlığı devrettiği açıklandı. Ama bu resmiyete hiçbir zaman geçmemiş. Ardından Cengiz Toper Yıldırım dönemi başladı. Hikmet Karaman geldi. Transfer yapılmasa dahi futbolcular bir rahatlatıldı. Ve Ankara Gücü o sene mucizeyi başararak ligde kaldı. Evet. Sonraki seneler apayrı konular. Ama Cemal Başkan orada başkanlığı bırakarak Ankara Gücü'nün gerçekten önünü açtı. Tabii muhakkak bazı şeyler ama şimdi biraz önce hep konuştuğumuz noktalar aynı. Öyle ki dönüp dolaşıp aynı yere geliyor. Yani birisi istemeden bırakmazsa olmaz. Yani, şimdi Mehmet Bey bırakmam derse bırakmaz. Mehmet Başkan'ın ben artık... Ama şimdi konuşmasını dinledik. Diyor ki gelsinler, proje dedikleri de ekonomi. Ekonomi. Yani proje dediği... Yani artık bu tek hedef var. Kimse yardım etmiyor. Sen de söylüyorsun. Hiç yanına kimse uğramıyor. Hiçbir yerden gelir yok. Ne yapacak? Mehmet Başkan bir kırgınlığını da söyledi. Ben 15 Temmuz'da o kadar mücadele ettik. Her zaman mevcut hükümetin yanında olduk. Destekledik. Bana bu yapılanlar, şu yaşadığımız muamele hak değildi diyor. Öyle de bir sistemi var Mehmet Başkan'ın. Ben de buradan aktarmış olayım. Önümüzdeki günlerde birçok gelişme olacak. Belki başkan adaylarıyla da röportaj yapacağız. Onları da yayınlayacağız. Ama kavganın, gürültünün artık bir durması lazım. Gerçekten bir sükunet içerisinde insanların Mehmet Başkan'la görüşüp bu konuyu çözmeleri lazım. Ne şimdi ben bunları söyleyince hep İbre'yi Mehmet Başkan'a gösterdiğim zaman adımı Mehmet Başkancı çıkarıyorlar. Ben buna alıştım artık, onu da takmıyorum ama gerçekten bir delege yapısı var ve Mehmet Başkan ikna edilmeden kavgayla bir sorun çözülmüyor. Kavgayı bırakıp bir şekilde masaya oturulması lazım Mehmet Başkan'la. Bir perspektif şey yapması lazım. O da bırakıyorken gönül rahatlığıyla bırakması lazım. Ankara Gücü'nü benden daha iyi yapacaklar, yönetecekler diye. Yani bu Murat Acaba için geçerli. Osman Gazi Kandaş için geçerli. Fatih Mert Tamer Acar için geçerli. Şu anki mevcut başkan vekili Metin Akyüz için geçerli. Kim aday olacaksa bir artık basın üzerinden değil, sosyal medya üzerinden değil, birebir konuşarak meseleyi çözmeleri lazım. Evet. Bir ay bir süre milli maç arası da bir avantaj. Onu da geçtikten sonra Ankara Gücü'nün en azından devre arasına kalmadan önünü görecek hamlelerin yapılması lazım. Çok güzel bir zamanlama bana göre. Yani geçmişte Ağustos'ta niye bu kongreyi yapmadı, şunu şöyle yapmadı, bunlar tartışılmak bir şeye çözüm sağlamıyor. Geriye dönüp bakmadığın zaman ileriye hedefleyeceksin. Çünkü gerideki bitmiş. Evet. Buraya kadar gelmiş. Buradan sonra bir ay daha, bir buçuk ay daha, iki ay ocağı da geçirdiğin zaman aynen. Haddime değil ama bir Ankaralı gazeteci, bir Ankaralı spor sever, yıllardır Ankara Gücü'nü takip eden birisi olarak rica ediyorum. Yani şu süreci herkes doğru yönetsin. Taraftarı da, basını da, başkan adaylarında başkan da fevri çıkışlar yapmasın, insanları üzecek, bu koltuktan kaçacak söylüyor, şeyler yapmasın, görüşelim diyor. Çünkü elindeki güç belli, delege gücü var. Ben bırakacağım diyor, istediği şekilde teslim eder. Yani bu yaşanan süreçte en çok üzüldüğüm nokta işte 30-35 milyon lira yatırsınlar şey, Ankara Gücü sanki alınır satılır gibi bir imaj çizdiydi. Şu imaj çok kötü bir imajdı. Mehmet Başkan bunu tekrarlamayacağını, onun o dönem için söylediğini tekrar etti. Bunu da yapmazsa çok güzel bir hareket yapmış olur. Yani gerçekten paranın ötesinde, yani alınıp satılır bir materyalin ötesinde bir kulüp var ortada. Ankara Gücü var ve bu kulüp daha zor zamanlar yaşarsa gerçekten sıkıntı büyük olacak. Vereceğimiz mesajlar aslında bu kadar hocam. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Daha aklıma gelirse de takviye ederim. Zaten haberleştireceğim de bu konuyu. Biliyorsun Ankara Gücü'nde alacaklı olanları Ankara Gücü'nden alacaklarını talep ettikleri zaman zaten tahta açılmıyor biliyorsun. Hangisinde? YouTube'dan mı çıktı? Facebook'tan mı çıktı yayın? Yani bir problem yok herhalde şu anda. Bir teknik aksaklık olmuş yine hocam. Yani çok kısa, ne kadar süre gitti yayın? Biz ona göre ayarlayalım. Ha, 10-15 saniye, fazla bir şeyimiz yokmuş, sıkıntı yokmuş. Şey yapmış hocam sonra. Onun için herkesin
Ankaragücü'de olan herkesin Ankaragücü'ne yardım etmesi, ayakta kalabilmenin çarelerini araması lazım diye düşünüyorum. Ankaragücü herkesten çok büyük bir camia. Başkandan, öbürkünden, benden, senden Ankaragücü'nün büyüklüğünü kimse inkar edemez. Türkiye'de dördüncü kurulan takımdır Ankaragücü. Atatürk'le beraber. Ankaragücü'nün çok büyük İstiklal Savaşı'nda da ve Türkiye'de bütün insanların Ankaragücü'ne hayran olduğu bir noktası vardır. Ankaragücülü olmak kolay bir şey değildir. Ankaragücülü olmak. Ben sükûne çağrımı tekrarlıyorum. Ben de diyorum ki Ankaragücülü olmak kolay bir iş değil. Ben Ankaragücü'nün formasını giydim, kaptanlığını yaptım, antrenörlüğünü yaptım. Ben, herkes sorar bana, hangi takım? Ben Ankaragücü. Nerede olursa olsun. Zaten Ankaragücü müjdatsınız hocam. Öyle. Ben, çünkü hayatımı o bana verdi. Ankaragücü'lü olmak kolay değil, onun için söylüyorum. Ankaragücü'ne elini uzatacaksın. Hangi şartlarda olursa olsun. Ankaragücü kaybolursa, Ankara kaybolur. Mutlaka. Bir daha tekrar ediyorum. Mehmet Başkan kongreye sadece formalite icabı değil, gerçekten başkan adayları çıkarsa destekleyeceğini açıkladı. Eğer maddi destek gelmezse aday olmayacağını söyledi. Aday olacaklarıyla görüşmeye hazır olduğunu söyledi. Bu sürecin kavga gürültü götürmek istemediğini, Ankaragücü'nün önemli olduğunu, fedakarlık yapmak istediğini söyledi. Yani bunu başka kelimelere sunup başkan da incitmeye gerek yok. İşte geri vites yaptı bak Ağustos'ta şöyleydi hayır, değil. Yani o zamanlar oldu ama şu anda geçti. Şimdi hedefe kilitlenmek lazım. Başkanla oturun, konuşun. Yani delege neticede onda kavgayla, gürültüyle sorun çözülmüyor. Bu delege yapısı beni de mutlu etmiyor. Mutlaka izleyen kişileri de mutlu etmiyordur ama bu gerçek var. Bu siyasetin bu kulübün içerisinde olması beni de mutlu etmiyor ama bazı gerçekler var. Önümüzdeki günler çok şeye gebe. Sadece formalite bir kongre değil bu iş. Takipçisi olacağız.